Herkesin sırları vardır. Bazıları diğerlerine göre daha ölümcül. 5 yıl geçti ama hala çok acı veriyor. O kendi kızından şüphe ediyordu. Trudy Stanley ve Karen Bender için şeytanla uğraşmanın bedeli çok ağır olmuştu. Bir daha annene ulaşmaya çalışırsan uzaklaştırma emri çıkartılacak. Hayır. Onun hayatını kurtarabilmek için arkadaşlığımızdan vazgeçebilirdim. Gerçeklerin ortaya çıkışı acılarını pekiştirecekti. Araştırmamı vaktinden önce yapmadığım için çok pişmanım. Tanrım, bu gerçekten çok kötüydü. Las Vegas'ın 2 saat güneyinde gelişmekte olan Fort Mojave, Arizona şehri bulunur. Buranın gelişme nedenleri arasında lüks evlerin artması vardır. Marilyn Burdick ve yeni erkek arkadaşı Louis Plunkett da bu bölgede yaşamaktadır. Hazır mı Louis? Evet, hemen geliyorum. İyi akşamlar hanımlar, iyi akşamlar. Birlikte çok hoş görünürlerdi. Merlin ona aşık olmak üzereydi. Merlin çok eğlenceli bir kadındı. Neredeyse kardeş gibi olmuştuk. O benim en yakın dostumdu. Dünyanın en şanslı adamıyım. Ve nedeni de o. Hayatım. Louis bilirsiniz, boşanmıştı ve gayrimenkul işiyle uğraşıyordu. Merlin'e çok iyi davranıyordu. Ona çok gülüyorduk. Louis sen de bizdensin derdik. Çünkü o hep yanımızdaydı. Bilirsiniz kahve içeceğimiz zaman bize kahve koyardı. Bir kadeh şarap içeceksek mutlaka kadehlerimizi o doldururdu. Şerefe. Çiftin yoluna çıkacak korkunç trajediden kimsenin haberi yoktur. 26 Haziran 2013 sabah. Merhaba tatlım benim. Beni duyuyorsan telefonu aç. İzin ver de en azından kontrol etmeleri için seni acil servise götüreyim. Seni seviyorum. Görüşürüz. Merlin yere düşmüştü. Sırt üstü düşmüş ve kafasının arkasını vurmuştu. Louis onun için bir boyunluk almıştı çünkü düşme nedeniyle boynu incinmişti. Louis dönmeden önce Merlin'in komşusu kahredici bir gerçekle karşılaşır. ...911. Aman tanrım, olamaz. Hanımefendi. Affedersiniz, buranın adresini bilmiyorum. Bir arkadaşıma bakmaya gelmiştim ve havuzun içindeydi. Onu kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Sanırım o ölmüş. Tamam hanımefendi. Aa, Merlin. Beş yıl önce. Ölümünden 5 yıl önce Marilyn Burdick yalnızdı. 2 yıldır duldu. Ve tek kızı Karen Bender ondan 3500 kilometre uzakta yaşıyordu. Annem kendini pek mutlu hissetmiyordu. Ve bu yüzden ya o bana gelirdi ya da ben onu ziyaret ederdim. Ve elimden geldiğince onun yanında olmaya çalıştım. Ama o güçlü olmaya çalışıyordu. Annem böyle biriydi. Güçlü bir ifade takınırdı ve yoluna devam ederdi. Ve 57 yaşındaki Merlin de yoluna devam etmişti. Merhaba. Neye bakıyorsun? Bilirsiniz hayatında yeniden bir partneri olsun istiyordu. Bu yüzden de internete giriyordu ve Louis ile de bu şekilde tanışmıştı. Merlin çift olmayı severdi. Her zaman bir partneri olurdu. Louis'nin kendi geliri olduğu için Merlin rahattı. Louis ona iyi bakıyordu. Merlin'in eski kocası Tony her zaman para işleriyle ilgilenirdi. Louis devreye girdiğinde de bilirsiniz her şeyi o idare etmeye başladı. Annemin bilgisayarla arası iyi değildi. Bu konuda hep şakalar yapardık. Neredeyse bilgisayarı açmayı bile bilmiyordu. Sen en iyisin Louis Plunkett. Birlikteliklerinin 3. ayının sonunda Louis yanına taşındı. Ama bundan haberi olmayan çok önemli bir kişi vardı. Bir telefon görüşmesi yapacağım.
Indiana'da hem Karen hem de kocası Jason lisans derecesi alabilmek için çalışıyorlardı. Merhaba anne. Merhaba. Kitaplarından uzaklaşman için iyi bir zamanlama mı acaba? Erin Karen'la gurur duyuyordu ve Karen'ın başarısıyla övünüyordu. Eğitim almam ve başarılı olmam konusunda çok sertti. Bu yüzden bunu ona borçluydum. En az haftada bir kez konuşurduk. Louis hakkında sana haberlerim var. Ha öyle mi? Louis'e ne olmuş? Bunu sana nasıl söyleyeceğimi düşünüp duruyordum. Her şey yolunda mı? Louis yanıma taşındı. Ne? Vay canına. Yanına çok çabuk taşınmıştı. Bana oldukça tuhaf geldi. Yani ben bunun senin için en iyi karar olduğundan eminsin değil mi? Birdenbire ilişkiyi sorgulamaya başladım çünkü her şey çok hızlı gelişmişti. Tatlım, o harika bir adam. Ne yaptığımı biliyorum. Tamam, kendine iyi bak tatlım. Görüşürüz. Öpüyorum. Endişelenmemiz gereken bir şey mi? Herhangi bir sonuca varmadan önce Karen bir fikir buldu. Yaz tatili yaklaşıyordu ve bu dördünün bir araya gelmesi için iyi bir fırsattı. Özel bir kampanya buldum. Jamaika'da uçuş ve oteli kapsayan bir tatil fırsatı. Annemi aradım ve Louis ile birlikte gelmelerini söyledim. Böylece herkes anlaştı ve evet gidelim dedik. Yunuslarla birlikte yüzdük. Çok eğlenceli zaman geçirdik. Karen annesiyle birlikte eğleniyordu. Ama grubun dinamiği o kadar da uyumlu değildi. Büyük yürüyüş için yeterince suyunuz var mı kızlar? Louis'i biraz sinir bozucu buluyordum. Şöyle düşündüm, bu adam da kim? Teşekkür ederim hayatım, biz iyiyiz. Anneme karşı çok abartılıydı. Fazla iyi davranıyordu ve tuhaf görünüyordu. Bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Tatlım, biz iyiyiz. Evet. Sağ ol asker. Jason Amerikan donanmasına 6 yıl hizmet etmişti ama bunun 4 senesi USS Helena denizaltı göreviydi. Jason ordu geçmişiyle gurur duyuyordu ve tecrübelerini paylaşmak için orduya katılmış diğer insanlarla konuşmayı çok severdi. Hangi hava üssünde görev aldığını söylemiştin? Bu gizli bir bilgim. Bunu sana söylersem seni öldürmem gerekir. Jason ve Louis'nin birbirlerinden pek hoşlanmadıklarını görebiliyordunuz. Bunu kapımızın altından atmışlar. Karen, yemeğe katılamayacağımız için üzgünüm. Dönüşte iyi yolculuklar. Yolculuğumuzun en sonunda birlikte geçireceğimiz son akşam yemeği için hazırlandık. Ona veda etme şansı bile bulamadım. Bunu neye yormam gerektiğini bilmiyordum ama ters bir şeyler vardı. Annesiyle arasındaki gergin ilişki Karen ve Jason'ın sorunlarının da başlangıcıydı. Karım bana bu konuyu açtığında ona gerekçesinin ne olduğunu sordum. Çünkü bu tip şeyleri konuşmak yani yeniden bir döngü başlatır. Acı döngüsü yaşanır, öfke döngüsü yaşanır. Kendinden şüphe etme, suçlu hissetme.
Gelen polisti. Yardımcı olabilir miyim? Bu endişe vericiydi. Benimle Merk'i konuşmak istediklerini söylediler. Polisten bir telefon aldım. Ve dedim ki neden bahsettiğini hiç bilmiyorum. Şeytani bir plan harekete geçirilmişti. Merlin Karen'a dedi ki gerçeği söylemeye karar verdiğinde beni ararsın ve hepsi bu kadardı. Ve yalanlar ortaya çıkmadan önce herkes bir bedel ödeyecekti. Otopsi raporu bize Merlin'in havuza atılmadan önce öldüğünü gösterdi. 2010 yılının yaz mevsiminde Merlin Burdick ve onun tek kızı Karen Bender'ın ilişkileri sallantılı bir yoldaydı. Bu yaklaşık 1,5 yıl boyunca sürdü. Üzgünüm. Onu bazen gerçekten çok özlüyorum. Benim de tek çocuğum var. Bu yüzden ebeveynlerle tek çocuk arasındaki bağın nasıl olduğunu çok iyi bilirim. Hayatlarındaki diğer önemli kişiler yüzünden kavgalıydılar. Karen'in kocası Jason ve Merlin'in arkadaşı Louis. Louis'den fazla hoşlanmıyordum. Bu yüzden gayret göstermiyordum ve o da kesinlikle benim için hiç gayret göstermiyordu. Karen'in ondan neden hoşlanmadığını anlayamıyordum. Ben Louis'i severdim. O iyi bir adamdı. Özelli biriydi ve Merlin'i mutlu etmek için her şeyi yapmak istiyormuş gibiydi. Merlin ve Louis çift olarak mutlular. İyi misin? Bence Merlin, Karen'ın Jason'la evlenmesinden pek de hoşlanmamıştı. Bence onun daha iyisini hak ettiğini düşünüyordu. Jason'ı seviyor muydu sanmıyorum. Çünkü onun çalışmamasıyla ilgili bazı imalarda bulunuyordu. Bu gerginliğe rağmen anne ve kız birbirlerinin işine burunlarını sokmamak için gayret gösteriyorlardı. 17 Ekim 2011. Yardım lazım mı? Hayır. Baksana. Jason neden bana e-posta göndermiş? Jason'dan bir elektronik posta almıştı. Ve Merlin buna sinirlenmişti. Bu hırçın bir elektronik postaydı. E-posta Merlin'in elindeki tüm mal varlığını Karen ve Jason'ın alması hakkındaydı. Onun varlıklarını, evini ve onun parasını... Onu yok etmekten bahsediyordu. Ona böyle bir elektronik posta gönderilmesini hiç anlayamamıştı. Bunu hiç anlamadım. Bence polisi aramamız lazım. Merlin e-postayı aldığında tamamen kontrolden çıkmıştı. Sabah olunca Illinois polisi Merlin'in damadını evden aldı ve e-postayı karşısına koydu. Bunu ben yazmadım. Yemin ederim. Bana kayınvalidemin kim olduğunu, ilişkimizin nasıl olduğunu sordular. Sonra birden onun parasını neden istiyorsun, onun evinin değerini neden bilmek istiyorsun dediler. Onlara neden bahsettiklerini anlamadığımı söyledim. Bu kadar sohbet yeter dedim. Çünkü belli bir yöne doğru ilerliyorlardı ve bana karşı bu e-postada yazılan korkunç plana dair suçlama imalarında bulunuyorlardı. Ben yolculuk ediyordum. Ülkenin bir ucundaydım. Alo? Polis merkezinden bir telefon aldım. Ve bana kocamın gönderdiği bu e-posta hakkında sorular sordular. Onlara neden bahsettiklerini bilmediğimi söyledim. Bana e-postamı okudular ve ben kendimi kaybettim. Polis Jason'ı bırakır. Ama bu e-posta suçlaması Karen'in evlendiği adamdan şüphelenmesine yol açar. Yani aklınızdan çok fazla şey geçiyor. Ve o bana tabii ki onu ben göndermedim. Neden gönderdiğimi düşünüyorsun dedi. Onunla konuşmaya çalışsan. Yani aklından ne geçiyor? Anneme çok sinirlenmiştim. Dedim ki
Benimle temasa geçmeden, en azından bu konu hakkında bildiklerimi sormadan doğrudan polise gittiğine inanamıyorum. Karen, telefonda. Çok sinirlenmiştim. Ona dedim ki, o e-postayı sana ben veya Jason göndermedik. Ama karşımda duruyordu. Gün gibi açık. Onu ben göndermedim. Jason da göndermedi. Öyleyse kim göndermiş olabilir? Sence kim olabilir anne? Bu çılgınlık. Kendimizi korumamız gerekiyor. Ona bunu yapanın Jason veya ben olmadığımızı söyledim. Bunu Louie'nin yapabileceğini söyledim ve bunun işaretlerini almıştım dedim. Bence gerçekten bak, o yaptı. Bak, bunu Louie yapmadı. Ve tabii ki kendi kendime de yapmadım. Louie'nin bir sineği bile incitemeyeceğini, onun yapmadığını söyledi. Yani ikinizden biri yapmış olmalı. Gel buraya hayatım. Jason'ın bütün mal varlığını almak için ona zarar vermek istediğine ikna olmuştu. Çok kızdım. Annemin bu adamın söylediklerini dinlemesine inanamadım. Jason'la konuştuğumuzu hatırlıyorum. Acaba oraya gidip annemi kaçırsak ve onu bir tür tedaviye mi soksak diye konuşmuştuk. Karen kavgaya son noktayı koyup işleri yoluna koymak için Jason'a güvenmektedir. Kendi başımıza herhangi bir şey yapamayacaktık. Onun bazı arkadaşlarını tanıyorduk ve dedik ki onlara bir mektup yazalım. Sadece birinin ona göz kulak olmasını istiyorduk, o kadar. Bazı komşularına mektup gönderdim ve dedim ki annem benimle konuşmuyor, söylediklerime inanmıyor. Lütfen ona göz kulak olur musunuz? Çünkü ona garip bir şeyler oluyor. Şuna bir baksana. Marilyn çok sinirlenmişti çünkü temelde mektup Karen'ın bütün bu e-posta olayından dolayı annesinin zihin sağlığından endişelenmesinden bahsediyordu. Ve Karen onun sağlıklı kararlar alamadığını nasıl düşünebilirdi ki? Sen deli filan değilsin. Keyfinize bakın. Bu aslında bardağı taşıran son damla olmuştu. Ve anne ile kızı arasında büyük bir yarık oluşmuştu. Bu onu gerçekten incitmiş ve rahatsız etmişti. Marilyn her zaman nerede durduğunuzu bilirdi. Onu kızdırmışsanız, onu kızdırmışsınızdır. Onu neden kızdırdığınızı sorgulamanız gerekmez. Sadece onu kızdırdığınızı bilirsiniz. Merlin'in öfkesi gerçektir. Derhal Karen'la olan tüm iletişimini keser ve karşı saldırıya geçer. Karen, gelip şuna bir bak. Avukattan bir mektup aldık. Mektupta Merlin'le iletişime geçmememiz yazıyordu. Annenle iletişime geçmeyeceksin, Louie ile konuşmayacaksın. Annene ulaşmaya çalışırsan uzaklaştırma emri çıkartılacak. Karen'a göre işler bundan daha kötüye gidemez. Louie şöyle diyordu. Ne olduğunu bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Ama beklediği gibi olmadı. Kafasının altında bir miktar kan görmüştüm. Bütün bu olanlara gerçekten inanamam. Haziran 2013. Marilyn Murdoch'un kızına ihtarname göndermesinin üzerinden bir yıldan uzun zaman geçmiştir. Aralarında buz gibi bir sessizlik dışında bir şey kalmamıştır. Anneme çok kızgındım. Bu berbattı.
Bu durumda kendimi çok çaresiz hissediyordum. Bu yabancılaşma Merlin için de stres vericidir. Karen'a karşı çok öfkeliydi. Onu tüm kalbiyle seviyordu ama çok öfkeliydi. İlk kocasından boşanan, ikinci evliliğinde dul kalan Merlin, metanetli bir kadın olarak tanınır. Hayatına devam eder ve istifini bozmamaya çalışır. Kesinlikle, evet. Karolar harika görünüyor. Çok güzel, teşekkür ederim. Evlerini su basmıştı ve tüm laminantıları söküp atmak zorunda kaldılar. Eve gelen bir fayansçı vardı. Louis, Merlin'in Las Vegas dışından bir arkadaşını tutmuştu. Evet. Merlin'in erkek arkadaşı Louis, 3 yıldır çiftin finans işlerini idare etmektedir. Bu Merlin'in hiç sorgulamadığı bir düzenlemedir. Merhaba Robert. Biraz gecikme yaşıyoruz. Yine mi? Evet, bak kusura bakma. Fayansçı evlerine geldi. İşini bitirmek üzereydi ve artık parasını istiyordu. Bak, paramı alana kadar her gün geleceğim, tamam mı? ...26 Haziran 2013 sabahı. Yeni mesajları dinlemek için 1'e basın. Louis'den bir mesaj almıştım. Merhaba Vic, ben Louis. Yardımına ihtiyacım var. Ama Merlin'e seni aradığımı söyleme. Çünkü dün kötü şekilde düştü. Bence tıbbi yardıma ihtiyacı olabilir dedi. Louis Merlin'e birkaç ilaç almak için yerel eczaneye koşmuştur. Merlin işe gitmeyince, Merlin'in patronu bir komşudan ona bakmasını ister. Komşu yan kapıdan bahçeye giriş yaptı. Ve evin arkasına doğru yürürken Merlin'i havuzun içinde gördü. Ah Merlin. Merlin'i havuzdan çıkardı. Ve 911'i aradı. 911. Onu havuzda buldum. Sanırım o ölmüş. Tamam hanımefendi. Ah Merlin. Ona kalp masajı yapmaya başladı. Ama onun çoktan kas katı kesilmiş halde olduğunu söyledi. Akşam üzeri 3 sularında Louis'den bir telefon aldım. Alo. Louis telefonda bağırıyordu ve dedi ki aman tanrım, evin her yerinde müfettişler var ve beni yaklaştırmıyorlar. Hemen oraya geliyorum. Louis ve Merlin'in arkadaşları neler olduğunu anlamaya çalışırken dedektif Larry Matthews olay yerine gelir. O zaman bu soruşturmanın dedektifi bendim. O noktada muhtemelen meslek kariyerimde 20 civarında cinayet görmüştüm. Oraya geldiğimde bana cesedin evin arkasında bulunduğunu söylediler. Bana havuzda bir kadın cesedi bulunduğunu söylediler. Ve üzerinde mayo yerine gündelik kıyafetleri olduğunu. Oraya vardığımda üzerine örtmüşlerdi. Kafasının altında bir miktar kan görmüştüm. Yani bir şekilde başından darbe aldığı anlaşılıyordu. Ayrıca gözleri morarmıştı, şişlik vardı, sağ gözünün çevresi hala mosmordu. Gerçekten havuzda mı boğulduğunu anlamak için ciğerlerinde su olup olmadığına bakılması gerekiyordu. Ve bu otopsi sonucunda belli olacaktı ama havuzda bulunmuş olmasına rağmen onun boğulmadığını hissediyordum.
Her yerde müfettişler vardı ve dedim ki burada neler oluyor? Louis şöyle dedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey yoktu. Sizinle konuşabilir miyiz Bay Plunkett? Elbette. Neler oluyor? Burada ne oldu? Lütfen. Onu kendi aracıma doğru götürdüm ve o sırada aracımın içinde konuşmaya başladık. Dedektifleri Matthews, Louis'e kötü haberi verir. Merlin ölmüştür. Affedersiniz, affedersiniz lütfen. Peki, Vicky? Orada bir şeyler olduğuna dair haberler hızla yayıldı. Orası küçük bir mahalle sayılırdı ve hemen herkes birbirini tanıyordu. Yani birçok insan Merlin için endişelenmişti. O ölmüş. Ne? Yani dilim tutulmuştu. Gerçekten çıldırdım. Bu bana çok mantıksız geliyordu çünkü bütün bu olanlara inanamıyordum. O ölmüş. Aman Tanrım. Gerçeği ne zaman anladım bilmiyorum. Sanırım hala şoktaydım. Onun öldüğüne hiçbir şekilde inanamıyordum. O her zaman ilgiliydi. Sevecendi. O çok güzel bir insandı. Merlin'in evinde o evde yokken bulunmak çok tuhaftı. Ama Louis hayatındaki en önemli insanlardan birini kaybetmişti. Ve bir şekilde ona destek olmalıydık. Yani manevi olarak onun yanında olmalıydık. Hepimiz bunu yapmak istediğimizi biliyorduk. Havuzun etrafındaki döşemede çok miktarda kan vardı. Bütün kanı temizledim. Buna çok zor dayanabildim ama temizlenmesi gerektiğini biliyordum. Ve Louis'e neler olduğunu sordum. Ve o da dedi ki, bilmiyorum, kedinin üzerine düştü. Başında ufak bir kesik vardı ve ertesi gün kendini iyi hissetmemeye başladı. Tamam, onu aramam gerekiyor. Merlin'in korkunç ölümünden 24 saat sonra Louis nihayet Merlin'in kızına zor haberi ulaştırır. Louis sonra Karen'ı aradı. Cevap vermiyor. Ama Karen evde yoktu. Bil bakalım kimden cevapsız arama var. Louis. Beni aramasının tuhaf olduğunu düşündüm. Ters giden bir şeyler olmalıydı. Louis. Bu çok zordu. Ne hakkında konuştuklarını anlamamıştım. Ama kötü bir şey olduğu belliydi. Onu aradığımda bana dedi ki annen öldü. Onu havuzda bulduk ve bilmiyorum belki kediye takılıp düşmüş olabilir. Telefonu kapadığımı ve şöyle dediğimi hatırlıyorum. Annem ölmüş. Çok farklı duyguları bir arada yaşadık. Ne olduğunu biliyorduk ama bu olayın detaylarını bilmiyorduk. Onu öldürdü. Bunu biliyorum. Özellikle e-postadan sonra endişelenmeye başladım. Ama annemin öldüğünü öğrenince bunu onun yaptığından iyice emin oldum. 26 Haziran 2013. Arizona'da ise müfettiş Matthews olay yerine dönmüştür. Bu defa yanında video kamera da vardır. Louis'e soruşturmanın hala devam ettiğini söyledim ve onun bizi evin içinde yönlendirmesini ve her şeyin nasıl yaşandığını göstermesini istedim. Olay nerede olmuştu? Bütün olanları bize baştan sona anlatmasını istedim. Onu doktora götürmek için, acil servise götürmek için ikna etmiştim.
Fayanslarımız daha yeni döşendi. Onun bağırdığını duyduğum sırada şuralarda bir yerdeydim. Sonra arkamı döndüm ve kedinin hızla koştuğunu gördüm. Geriye doğru düştü. Kafasını vurduğunu düşündüm. Tam şuraya. Ama düştüğünde kafasını fayansa çarpmış. Bize tüm yaşananları baştan itibaren anlatıyordu. Sanırım yaklaşık yarım saat olmuştu. Sonra bize fayansçıdan bahsetmeye başladı. O Vicky'nin birçok işini hallederdi. Evet, o gerçekten işini iyi yapar. Fayansçı çalışmasını bitirmişti ve sonra da parasını istemişti ve Louis'nin o sırada parası yoktu. Louis ondan çok fazla haz etmediğinden, çünkü Merlin'e karşı ilgisi olduğundan bahsetti. Ertesi gün dedektif Matthews'un Merlin'in ölümü hakkındaki ön sezileri doğrulanır. Otopsi raporu bize Merlin'in havuza atılmadan önce öldüğünü gösteriyordu. Ölüm nedeni kafaya alınan darbedir. Düşme nedeniyle gerçekleşmiştir. Aynı zamanda boğuşma izlerine de rastlanır. Yani dedektif Matthews'un elinde çözülecek bir cinayet vakası vardır. 28 Haziran 2013. Ertesi sabah polis merkezine gittim. Dedektif Matthews'la konuştum. Anneme böyle bir e-posta gönderildiğinden bahsettim. Onu Louis gönderdi. Bundan çok eminim. Bu bende kalabilir mi? Dedektif, bu işi onun yanına bırakmayın. Karen yargılayıcı suçlamalarda bulunsa da Louis'nin tutuklanmasıyla kazanç elde edecektir. Yine de dedektif Matthews bir iddiaları araştırmaya söz verir. Tabii Louis'nin iddialarını da araştıracaktır. Fayansçı adamla konuştum. Merlin'e zarar vermek için o eve geri döndüğüne dair hiçbir işaret yoktu. Fayansçı Merlin'in öldürüldüğü sırada Vegas'taki evinde olduğunu ispatlayabilmiştir. Ve onun da anlatacağı kendine ait bir suçlama hikayesi vardır. Bu ikimizin arasında kalacak, değil mi? Ne anlatacağını bilmiyorum. Yani konuyla bağlantılı olabilir. Şey, beni rahatsız eden şöyle bir şey var. Yani yaklaşık bir hafta önce Marilyn bana eğer ona bir şey olursa evin Louis'ye kalacağını söyledi. Bütün bunlara rağmen Louis aleyhindeki kanıtlar dolaylı kanıttır. Bir katille yüzleşmek insanın tüylerini ürpertiyor. Ve panik yayılmaktadır. Bunun şeytanın işi olduğunu kanıtlayamazlarsa ne olacaktır? Annemi öldürdüğüne göre pekala Jason'ı ya da beni de öldürebilirdi. Merlin Burdick cinayetinden iki gün sonra maktulün erkek arkadaşı Louis Plunkett polisin bir numaralı şüphelisidir. Ama arkadaşları Trudy ve Vicky henüz bir şeytanla tanıştıklarının farkında değillerdir. Louis aşırı üzgün görünüyordu. Yani Merlin'in ölümü konusunda. O olmadan ben ne yaparım? O benim hayatımdı diyordu. 28 Haziran 2013. Fort Mojave'de bir kaza sonucu boğulan 62 yaşındaki Merlin Burdick'in cesedi evinin yüzme havuzunda bulundu. Demin radyoda ondan bahsediyorlardı. Aa, evet duydum. Bir de onun öldürüldüğünü söylüyorlar. Louis radyoda onun öldürüldüğünü söylediklerini duymuştu. Ama ben böyle bir şey duymamıştım. Basın başlarda bir cinayetten bahsetmiyordu. Sadece yetişkin bir kadının boğulduğundan bahsediyordu. O anda bunu söylediği zaman Merlin'i onun öldürdüğünü fark ettim. Ve korktum. Çünkü bu korkunçtu. Birileriyle tanışıyorsunuz ve gerçekte kim olduklarını bilemiyorsunuz. Gerçekler yavaşça ortaya çıkar. Ama dedektif Matthews'un dava açılması için güçlü deliller bulması gerekir. Polis departmanıyla temasa geçtim ve onlar e-postaların gönderildiği IP adresinin izini sürdüler ve sonuç bizi Merlin ve Louis'nin yaşadığı adrese götürdü. O e-postayı elbette Louis göndermişti. Bunu Karen ve annesinin arasını açmak için yapmıştı. Hangi hava üssünde görev aldığını söylemiştin? Bu gizli bilgi asker.
Soruşturma sırasında öğrendim. Louis bir helikoptere hasar vermişti ve bu olay nedeniyle tutuklanmıştı. Louis'nin ordu deneyimi bir felakettir. Cana kastetme suçlamalarıyla Doruk'a ulaşır. Bu da helikopteri gizlice kullanma suçlamalarına dayanmaktadır. Ordudan atılmıştı çünkü o kahraman olmak istemişti ve insanlara zarar verebilecek çok tehlikeli bir olay sergilemişti. Bu yine de onu öldürdüğünü kanıtlamaz. Bu yüzden Matthews araştırmayı derinleştirir. Merlin'in finansal durumuna baktık. Parasının çoğu Louis'nin gayrimenkul işini desteklemek için doğrudan ona gidiyordu. Hırsızlık yapmak Louis'i katil kılmaz. Ama suçlama için yeni bir bulguya ulaşılır. Amonyak niçin var? O fayansçı adam içindi. Her yeri berbat halde bıraktı. Gerçekten. Burayı temizlemek için 4 kez paspaslama yapmam gerekti. Luminol kullandık. Paspasın üzerinde bir miktar kan izi vardı. Anlaşılan mutfağı onunla temizlemiştim. Yatak odasının içinde de bazı lekeler gördük ve halı boyunca kan izlerine denk geldik. O anda Merlin'e bir şey yaptığını anlamıştım. Temmuz 2013. Polisin sıkıştırmasıyla Louis yollara düşer. Neyse ki fazla uzağa gidemez. Onun kibirli, kontrollü hallerini gördüğümde başta onunla konuştuğumda her şeyi meşrulaştırıyordu. Sonra neredeyse küçük bir çocuğa dönüştü. Başını yere eğdi ve aslında yenildiğinin farkına varmıştı. Bana göre Merlin için ve hatta onun ailesi ve arkadaşları için adaleti sağlamak adına sevindirici bir zafer oldu. Biriyle konuşuyorsunuz ve onun bir insanı öldürdüğünü biliyorsunuz. Yani bu insanın tüylerini ürpertiyor, tam karşınızdaki adamın gözlerinin içine bakıyorsunuz ve onun katil olduğunu biliyorsunuz. Dedektif Matthews sonra hemen beni aradı ve dedi ki endişelenmene gerek yok. Olan biten bütün bu kabusun arasında bu gerçekten aldığım ilk iyi haber olmuştu. Buna çok sevindim. Aracın içinde Merlin'in mal varlığına dair her şeyin olduğu bir portfolyo bulduk. Louis Plunkett polise açıklama yapmayı reddeder. Ama finansal kayıtlar ve bulunan kan örnekleri polise gereken delili sağlamıştır. Hesaplarından binlerce doların alındığına dair bir tebligat almıştı. Bence o anda sorgulamaya başladı. Burada bir terslik var. Bence bir noktada işlerin hangi yönde seyrettiğini anladı ama bundan nasıl kurtulacağını bilemedi. Ve bence ona yüksek sesle bağırdı. Louis! Louis bu nedir? Bunun ne olduğunu söyle. Sakin ol. Hayır sakin olmayacağım. Bana bunun ne olduğunu söyleyeceksin. Hesabımda hiç para kalmamış. Bence altın yumurtlayan kızın ondan uzaklaşmaya hazır olduğunu anladı. Merlin bazı finansal konularda Louis ile yüzleşmiş olabilir ve bir anda alevli bir tartışma yaşanmış olmalı. Hayır biliyorum beni anlamıyorsun. Kızım çok haklıymış. Beni yanlış anladın. Kızım senin anladın. Hakkında çok haklıymış. Bak, bunun yaptığıma inanamıyorum. Dinle. Çek ellerini üzerimden tartışma, çek. Tartışma fiziksel şiddete dönüştü. Bırak beni. Her şeyin kontrolünü bırak. Kaybettin demek. Louis onu boğazından yakaladı. Birkaç kez gözüne yumruk attı. Merlin birkaç saat boyunca ölmedi. Belki geceyi bile atlattı. Louis onu yatak odasına götürdü. Ve sabah olduğu zaman sanırım artık ölmüştü. Orada neler yaşanmış olabileceğini düşünmek. Yani son anlarını düşünüyorum ve ne olduğunu asla bilemeyeceğim. Yalnızca hayal edebilirim. Louis'nin o günkü davranışı spontan bir öfke sonucu olmamıştı. Louis bir plan yapmış ve devreye sokmuştu. İzin ver de seni acile götüreyim ve sadece sağlık durumuna bir baksınlar. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Birazdan evde olurum. Hoşça kal. Onun böyle yaptığını düşünüyorum. İfadesini önceden hazırlamıştı.
Louis birinci dereceden cinayetten tutuklandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O profesyonel bir dolandırıcıydı. Herkesi kandırdı. Ve aptal yerine koydu. Özellikle de Merlin'i. Kim olduğuna, ne yaptığına dair hep yalan söyledi. Onun bir mazisi vardı ve biz bunu bilmiyorduk. Aslında işaretleri görmüştük. Keşke öğrenmiş olsaydık. Merlin'le tanıştığı sırada Louis başka bir kadınla nişanlıydı. Kadın tehdit içeren anonim e-postalar alıyordu. Kısa süre sonra Louis eşyalarıyla birlikte ortadan kayboldu. O manipülatif bir canavar. İyi kalpli bir insanın canını aldı. Ve bunun sebebi sadece tembel olmasıydı. Paraya ihtiyacı vardı ve kolay bir yaşantı yaşamak istiyordu. Bilirsiniz, şeytanın daha uzakta olduğunu düşünürsünüz. Onun ailemize bu kadar yakın olacağını hiç düşünmemiştik. Meğer öyleymiş. O yalnızca bir şeytan değildi. Bunu saklamayı da başardı. Bana sorarsanız bu en kötüsü. O hiçbir zaman yaptığı şeyi itiraf etmedi. Onun düzgün bir adam olmadığını hissediyordum. İnsan hata yaptığında bunu sahiplenmesi gerekir. O çok güzel bir kadının hayatını aldı. Sadece parası bittiği için bunu yaptı. Onu öldürdü ve sanki bir çöpmüş gibi fırlatıp attı. Şimdi hapishanede hapis yatıyor. Müebbet cezası aldı. Bence bu yeterli değil. O bu şekilde ölmeyi hak etmemişti. Kimse hak etmez. O çok iyi bir insandı. Çok ilgiliydi. Sevecendi ve bunu gösterirdi. Ve Louis tamamen onun bu halinden faydalandı. Evet. Araştırmamı vaktinden önce yapmadığım için pişmanım. Onun hayatını kurtarmak için arkadaşlığımızdan vazgeçebilirdim. Merlin'in ölümünden sonra Karen ve Jason, Fort Mojave'de Merlin'in eğitim gördüğü okulda bir burs tesis etti. Biz bunun yol olacağını düşündük. Benim eşim bir kahraman. Bununla her gün mücadele ediyor. Sürekli bu konunun etrafında dolanıp durmuyor. Ama bazen keşke yapsa diyorum çünkü bununla baş etmek çok zor. Bazen bilirsiniz, arkadaşlarımın gençlik yıllarını, 20'li yaşlarını anneleriyle birlikte geçirdiklerini gördüğümde çok zor geliyor. O yaşlarda annenle daha da yakınlaşmaya başlıyorsun ve onunla iletişime geçebilmeyi, onunla konuşmayı ve onu görmeyi çok özlüyorum.